Komünist Partisi Genel Sekreteri Sayın Kemal Okuyan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sizler de yoğunsunuzdur mutlaka. Evet, yoğunuz. Değil mi gayet yoğun? Evet, hoş geldiniz. Vakit ayırdınız merhabalar. Bize. Merhabalar. Hoş geldiniz. Çok çok teşekkür ederiz. Ben başlayayım isterseniz müsaadenizle. Tabii ki seçimle gireceğiz konuya. Ben önce bir siyasetçi olarak muhalefet ve iktidarın seçim sürecini nasıl yönettiğini sizin gözünüzden bulduğunuz hatalar varsa, doğrular varsa bunları duymak isterim. Daha sonra da Türkiye Komünist Partisi nasıl hazırlandı onu dinleyelim sizden. Şimdi doğrular ya da yanlışlar üzerinden gidemem. Çünkü farklı siyasi partiler, kendi tercihleri ama hiç de sağlıklı olmayan bir seçim ortamı var. Yani hem iktidar açısından hem muhalefet açısından. Çünkü tartışılan şeylere baktığımız zaman Türkiye'nin temel meselelerinin neredeyse hiç tartışılmadığı, kişiler tartışılıyor. Tamam, bazıları önemli bunların. Yani kişiler tartışırken mesela mal varlıkları falan bunlar önemsizdir demiyorum ama Türkiye'nin çok temel meseleleri var. İç politika, ekonomi, dış politika, eğitim, sağlık, hukuk gericilik alanı. Gericilik adımları. Mutlaka ya, belki de en temel meselelerden bir tanesi. Bunlara dair hiçbir şey yok. Tamam, bu bir yerel seçim. Bunu anlıyorum. Ama yerel seçime de siyasi partiler giriyorlar. Üstelik de yerel seçim, yani yerel yönetimler dediğimiz şey çok da memleket meselelerinden bağımsız değil. Yani bir belediyenin halka nasıl hizmet götüreceği ya da götürmeyeceği ya da kimleri zengin edeceği bir dünya görüşü meselesidir. Bunların hiçbirisi tartışılmıyor ve meydanlarda o ona atıp tutuyor, o onu beceriksiz diyor. Biri diyor ben baretimi giyerim, çizmemi çekerim bir şeyler diyor. Yani çok kişiselleşmiş bir şey var. Biz bunun dışına da durmaya çalışıyoruz ve duruyoruz da tabii ki. Ama genel olarak bu seçim döneminin iklimi sağlıklı değil. Bir de şey başladı şimdi tekrar. Zaten kirlenmiş durumda siyaset. Kumpas. Kumpaslar, belden aşağı şeyler, yani ki devam edecek belli gözüküyor. Bu tabii asıl tartışılması gereken meseleleri tartışmamıza izin vermiyor. Bakın şu önemli. Biz de siyasetçi olarak, siyasetçi olmasak bile hani yurttaş olarak bu siyasileri dinliyoruz. Mesela bugün işte Erdoğan'ın konuşmalarını dinledik. Ya uzun konuşmalar falan. Bir şey var mı diye anlamaya çalışıyoruz. Yani ne yapmak istiyor falan. Bir şey anlayamıyorsunuz. Yani söylenen şeylerin toplamında bir şey yok. Bir yandan da Türkiye'de korkunç bir yoksulluk var. Adaletsizlik var, gericilik hüküm sürüyor. Her tarafından sorun fışkıran bir ülkede böyle oturmuşuz. Siyasetçiler arasındaki itiş kakışı izliyoruz. Ben yurttaşların yerinde olsam böyle bu siyasete bakarım ve derim ki bu ne ya, yani ilgilenmem. Ama zaten yandan, öyle olmaya başladı. Toplum evet, da ve böyle bir tehlike başladı. Var. Tabii ki biz yurttaşlara diyoruz ki bu siyaset değil, bu çöp. Gerçek siyaset memleketin sorunlarını gündeme alan ve çözüm yollarını, gerçek çözüm yollarını öneren şeydir. Ve halkın aktif olarak katılması gereken, izlemesi değil. Halk izlerse böyle siyaset yapılır. Yani gerçekten de böyle bir didişme ekranın karşısında izliyoruz. Halkın siyaset yapması gerekiyor. Halk siyaset yaparsa bu düzeysizliğe izin vermez. Yani o yüzden de daha aktif bir şekilde içinde bulunması kesinlikle, gerekiyor. Kesinlikle. Yani bir kesim sadece seyrediyor. İki kişi birbiriyle hani iki evet, kişi olarak evet, ele alırsak birbiriyle çatışıyor. Birbirine kötü sözler söylüyor. Bazen iftiralar atıyor. Konu sadece bu ama değindiğiniz gibi ekonomi, eğitim, sağlıktaki sorun, barınma problemi. Milyonlarca sorunu var Türkiye'nin, hiçbirine değinilmiyor. Bu durumda da sanırım biraz da muhalefet de bu şekilde cevap vermek durumunda kalıyor. Bilmiyorum doğru mu düşünüyorum ama şimdi karşı taraftan böyle bir atak geldiği zaman o da aynı tarzda ve aynı şekilde bir söylem içerisine giriyor. Dolayısıyla da halk da bir şekilde bunu izlemek durumunda şimdi, kalıyor. Şimdi tabii bakın siyaset iklimi herkesi etkiler. Şunu söyleyeyim ben size, bu türden didişmeleri dışarıdan izleyen bir yurttaş, mesela televizyondan izleyen bir yurttaş da kaptırır kendisini. O ona hangi lafı soktu? Yani bu hepimiz insanız, bu duyguyu biliriz. Dolayısıyla o yüzden biz halkın siyaset yapmasını önemsiyoruz. Bir de şu kısmı var. Bu siyasetin kişiselleşmesi dediğimiz mesele. Partiler önemsizleşiyor. Çünkü bakın
bir şeyler konuşmaya başlasalar problem çıkabilecek kadar partiler artık iç bütünlüklerini yitirmiş durumdalar. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, biz üçümüz diyelim ki bir siyasi partide olsak ve çıksak 10 dakika memleket meselelerini konuşsak siz nasıl aynı partidensiniz diyecekler. Evet. Şimdi bu durum var. O yüzden de böyle meselelerin derinliğine inmeyen, yüzeysel, çözüm üretmeyen, laf sokma üzerine kurulu bir siyaset kültürü var. Çok kötü. Gerçekten çok kötü. Yani mesela demin bana söylerken dediniz ki bir siyasetçi olarak sordunuz soruyu. Şimdi diyorum ki acaba ben hani siyasetçi miyim? Sizin bu... çok fazla kendinizi öyle tanımlamayacağınızı aslında tahmin ediyorum. Yani çok o sınıfın içine sokmayacağınızı çok iyi biliyorum aslında ama hani sonuçta bir partinin genel sekreterisiniz ama bahsettiğiniz profile, az önce konuştuğumuz profillere uymadığınızı zaten çok iyi biliyorum. Evet. Teşekkür ederim tekrar. Siz de öyle görüyor musunuz? Evet, yani görmem değil zaten görünüyor. Zaten çizdiğiniz tavır, çerçeve diyeyim tam da Burçin'in de söylediğine birebir ortaya koyuyor. Şimdi ben bu genel şeyden ziyade çok merak ettiğim ve herkesin de aslında merak ettiği somut bir şeye hemen gelmek evet. istiyorum. Daha sonra diğer konuları açarız. Kadıköy, malum. Çok sürpriz oldu benim için. Hiç beklemiyordunuz değil mi? Hiç, ama... Aslında en önemli konu ve soru bu. Salim Bey, Twitter'da Kemal Bey'i duyurduğumdan beri sürekli olarak bu soruluyor. Evet, yani çok net çünkü ben de bir vatandaş olarak, ben evet. de bir İstanbullu olarak, burada yaşayan bir kişi olarak bunu merak ediyorum tabii ki. Şöyle, şimdi Fatih Mehmet Maçoğlu, yani herkesin aslında sevgilisi olan, evet. yani taraflı tarafsız, partili partisiz, o doğallığıyla, coşkusuyla, yani içi dışı birliğiyle hakikaten gönülleri fetheden bir kişi. Bunda hiç şüphe yok. Şimdi Tunceli'de çok büyük başarılara imza attı. Küçücük bir ilçeden işte Ovacık'tan Tunceli'ye, evet. Tunceli'de harika bir harika yönetim. Ürünler. Harika bir yönetim. Halkla iç içe, işte imece çalışmaları, oradaki... Tarıma verdiği destek, birlikte çapalamaları, ne bileyim o belediye gelirlerini, efendim belediye binasından aşağıya gelir giderlerini asacak kadar kendine güveni, şeffaflığı vesaire gönüllerde taht kurdu. Ama şimdi bu Tunceli örneği ortada dururken ya da Tunceli'de devam etmesi beklenirken birdenbire hiç yaşamadığı, hiç bilmediği Kadıköy'e, çok daha büyük bir yere... aday gösterilmesi, üstelik orada işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani kalesi olarak düşünülen evet. bir yere getirilmesi. Ya yani bunun altında TKP açısından, Türkiye Komünist Partisi açısından ya da sol ittifak açısından, sol sosyalist ittifaklar açısından nasıl bir projeksiyon var? Yani buradaki beklenti ne? Ben bunu hakikaten çok merak ediyorum. Şimdi Kadıköy'ü kazanmak mı? Yani Kadıköy'e kazanmak mı? Bu bir üst bir hedef veya efendim bir PR mı? Hı. Bir tanıtım mı? Yani bir reklam mı? Bir kendimizi genişletelim, daha çok konuşulsun, daha gündemde olalım, daha görülür olalım projesi mi? Çünkü bir taraftan hem Kadıköy'ü kaybetmek evet. hem de Tunceli'yi kaybetmek gibi bir risk var orta yerde şimdi. TKP niye böyle bir riski üstlendi? Beklenti neydi? Amaç ne? Güzel. Şimdi sorunuzu sorarken aday gösterilmesi, Kadıköy'e getirilmesi gibi birileri zorla maç olduğunu getirmedi. Şimdi bunu niye söylüyorum? Aslında artık uzun bir süre oldu adaylığı ilan edildiğinden bu yana. Sayın Maçoğlu'nun Kadıköy adaylığı konusunda Türkiye Komünist Partisi'nin yönetimi, ki herkes biliyor Sayın Maçoğlu'yla bizim 10 yıllık çok güzel bir dostluğumuz, bir de onun ötesinde bir ittifakımız var. Sayın Maçoğlu Türkiye Komünist Partisi üyesi değil, Türkiye Komünist Partisi'nin bir dostu. Bizim tercihimiz değildi Kadıköy ilk etapta. Sayın Maçoğlu'nun kişisel tercihi de oldu. Kendi bağlı bulunduğu siyasi hareketin de böyle bir tercihi vardı. Bu tercihe dair tabii kendileri... şey yaparlar, biliyoruz. Biz bu tercih gündeme geldikten sonra kendi değerlendirmemizi yaptık.
ve bunun sağlıklı sonuçları olacağına karar verdik. Dediğim gibi bizim öncelikli tercihimiz kesinlikle Kadıköy değildi. Dolayısıyla biz Maçoğlu'nu bir yerden bir yere alıp getirip aday yapmadık. Kendi tercihiydi. Türkiye Komünist Partisi'nden Kadıköy adayı olmak gibi bir kararı vardı. Kendi kişisel tercihi buydu. Sonra biz de değerlendirdik, kendisiyle konuştuk. İyi bir çalışma yürüteceğimizi düşündük. Şimdi bu bir PR ya da bir reklam şeyi mi? Hayır. Bakın, meselemiz şu bizim. Şöyle bakıyoruz. Türkiye Komünist Partisi bir kere 1 Nisan'da hazır olmak istiyor. Neye hazır olmak istiyor? Türkiye'nin çok derin sorunları var. Şimdi sandıktan tavşan çıkmayacak. Hangi sonuç olursa olsun. Sandıktan umut çıkabilir. Sandıktan bazı yerel yönetimlerde radikal dönüşümler çıkabilir. Ama sandıktan 1 Nisan günü Türkiye'nin ekonomik sorunları, adalet alanındaki sorunlar, dış politika sorunları bitmeyecek. Orta yerde duracak. Şimdi burada bir enerji gerekiyor. Şimdi size şunu soracağım. Kadıköy'de kazanma iddiamız var şu anda. Ve bu iddiayla çalışıyoruz. Ben herkese şuradan söylüyorum. 1 Nisan'dan itibaren Türkiye'nin derin yoksulluk, hayat pahalılığı iyice artacak. Dış politikada çok önemli başlıklar var. Onları girmeyeyim şimdi, uzatmak istemiyorum. Ama zaten halka anlatmanın anlamı yok sorunlarımızı. Herkes biliyor. 1 Nisan günü bu ülkede insanların heyecanlanmasını, umutlanmasını, ülkeden umudu kesmeye devam etmelerinin durması, yeniden bu ülkeyle bağ kurması için ne gerekecek? Sayın Maçoğlu'nun Türkiye Komünist Partisi'nin Kadıköy Belediyesi'ni kazanması bu faktörlerden birisi olur. Ben o yüzden kalan 12 gün, 11 gün neyse bu süre zarfında Sayın Maçoğlu'na sevgi duyan, güvenen bütün yurttaşlarımızı bu olasılığı güçlendirmeye davet ediyorum. Yalnızca bunu davet etmiyorum. Türkiye'nin her yerinde, bakın birkaç yerde bu örnekleri çoğaltırsak, ya bu halktan bir şey olmaz, bu ülkede iş yok, yine dönerler kömüre oy verirler. İnsanların kömüre muhtaç olmasıyla biz alay edemeyiz. Onu o duruma getirenleri yargılarız ama halkımızı yargılayamayız. İnsanlar muhtaçsa muhtaçtır. Yani bir çuval una oylarını satıyorlar söylemi bize göre değil. İnsanlar çünkü una muhtaç hale getirildiler. Şimdi ama halkta bazı yurttaşlarımızda bu ülkeye ve halka dönük bir umutsuzluk var. Bunu değiştirmek istiyoruz. Mesele bu. Şimdi bunu Kadıköy'de değiştirme iddiası bir iddiadır. Çünkü Kadıköy, bakın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi olmanın dışında özellikleri var. Kadıköy, Çankaya, Karşıyaka, Bakırköy, Beşiktaş, buraları bugünkü kurulu düzenin aynı zamanda en önemli ilçeleri, ekonomik olarak, kültürel olarak, değil mi? Türkiye siyasetini, Türkiye'de toplumun dengelerini, tansiyonunu belirleyen şeyler. Ben Türkiye'nin diğer ilçelerini küçümsemiyorum. Ama kabul etmemiz gerekiyor ki asıl şey, kavga, düşünsel, siyasal meseleler buralarda dönüyor. Burada biz bir iddia ve giriş yaptık. Dolayısıyla ilk başlarını söylenen nohut mu yetiştirecekler burada falan filan hikayesi, ya solcular, komünistler gitsinler böyle kenarda köşede kalsınlar türü bir algının ürünüydü. Biz şimdi diyoruz ki ya Türkiye, biz Türkiye'nin her yerinde iddialıyız ve bu iddiayı seçimlere taşıyacağız. Bu anlamda ben ilk başta, ben de Türkiye Komünist Partisi'nin yöneticisi olarak Sayın Maçoğlu'nun Kadıköy tercihi çok benimsememiştim ama şimdi aynı noktada değil. Yani iyi de bir çalışma yürüyor. Dolayısıyla ortada hani ne bizim, biz reklam şirketi değiliz. Biz sizin siyasi tereddütünüz partiyiz. Neydi o noktada? Hani ilk duyduğunuzda? Ya şöyle, bizim önerdiğimiz bazı ilçeler vardı. İstanbul'un diğer ilçeleri. İstanbul'da da vardı, İzmir'de de. Maçoğlu için. Evet, evet. Düşündüğümüz. Kendileriyle uzun süredir görüşüyoruz, dostça görüşüyoruz. Yani hatta hani ne denir, zihin egzersizi yaptığımız oldu. Başka ilçeler gündemimizde vardı.
Niye Kadıköy değil, Kadıköy öncelikli tercihimiz değildi? Bunlardan bir tanesi, yani bugün ya başka siyasi partileri konuşmak istemiyorum ama Türkiye İşçi Partisi'nin çok oy aldığı genel seçimlerde bir ilçeydi. Bu tür bir karşıtlık gündeme gelmesini istemiyorduk. Ama sonra büyük olasılıkla desteklerler Maçoğlu'nun türünden bir beklenti de oluştu. Yapmadılar. Kendi adaylarını çıkardılar. Kendi tercihleridir. Ben saygı duyuyorum tabii ki. Ama yani bizim öncelikli değerlendirdiğimiz bir şey değildi. Ama öte yandan da Türkiye'nin her yerinde biz siyasi faaliyet yürütüyoruz. Kadıköy'de yıllardır faaliyet yürütüyoruz. Yani Kadıköy'de güçlü bir partiyiz biz örgütsel olarak. Bunun şimdiye kadar seçimlere yansıyıp yansımamasından bağımsız bir şey söylüyorum. O yüzden de hani çok da şey değil, bir değerlendirme yaptık ve evet, yürütüyoruz çalışmayı. Devamı şöyle geldi aklıma. Şimdi tabii orada en büyük rakibiniz Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Çok net yani Kadıköy özelinde. Ve AKP'nin aradan sıyrılma şansı sıfır. Hiç yok. İşte, evet. Böyle bir olasılık. Yani zaten olursa şöyle soracağım biraz da ironik olarak. Cumhuriyet Halk Partisi'ni mi bir bölen yoksa sizi mi bir bölen olarak değerlendirmek lazım? Ya şimdi ben bu siyasete ilgi duyduğum ve örgütlü siyasete girdiğimden beri bu oyları bölme kavramıyla karşı karşıyayım. O yüzden de hiç kimseye şey yapmam ve günün birinde de bunu asla ve asla demeyeceğim bir siyasi partiye. Yani siz oyları bölüyorsunuz demeyeceğim. Çok tartışıldığı için bu. Evet. Hep bu düzlemde tartışmalar yürüdüğü için yani o onu bölüyor işte. Bu bunu bölüyor. Dolayısıyla oradan öbürü sıyrılıyor. Yani iktidar buradan doğru bir mevzi kazanıyor gibi eleştiriler çok fazla olduğu için sordum bunu. Şimdi biliyorum. Sokakta da soruluyor. Kadıköy'de oylarımız bayağı yükseliyor. Hani kazanma ihtimalimiz var dediniz. O noktada demek ki kimin kimi böldüğü tartışmalı. Ben sadece şunu söylerim. Herkes zaten oylar seçim oyların bölünmesi içindir. Değil mi? Yani oylar bölünmeyecekse zaten seçime gelir. Anlamıyor. Şimdi sadece şunu talep ederiz. Bir insan bu düzenin köklü bir şekilde değişmesini istiyorsa, NATO'ya ve emperyalizme karşıysa, laikliği savunuyorsa gerçekten ve bugünkü tarikatların egemenliğinden rahatsızsa, sermaye diktatörlüğünden, piyasa teröründen, holdinglerin egemenliğinden rahatsızsa gidip Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermesin. 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 Buralarda bir sıkıntısı yoksa TKP'ye oy vermesin. Çok net söylüyorum. Yani insanlar inandıkları, benimsedikleri dünya görüşü çok temel meselelerden söz ediyorum. Şimdi değil mi Cumhuriyet Halk Partisi mesela NATO'nun genişlemesine evet diyor parlamento. Evet. Destekledi. Çok net. Net. Şimdi ben NATO benim düşmanım kanlıdır diyen bir sürü CHP seçmeni biliyorum. Bu iyi bir şey değil. Neye göre oy veriyoruz? Efendim AKP gitsin. Ama AKP niye gitsin diyorduk biz? NATO'cu olduğu için, Amerikancı olduğu için değil mi? Laiklik karşıtı olduğu için, emekçileri ezdiği için. Ama iktidar olan her parti zaten bir şekilde bu duruma gelmek zorunda kalmıyor mu? Biz gelmeyiz. Nasıl direneceksiniz mesela? Halkı arkamıza alarak ama yani şunu söyleyeyim. Türkiye Komünist Partisi'nin iktidarında NATO anlaşması çöpe ve bütün Amerikan üsleri bir günde kapatılır. Zaten iki gün açık kalırlarsa bizim iktidarımız tehlikeye girer. Halkın güvenliği tehlikeye girer. Bu kadar net söyleyeyim. Bazı şeylerin aması fakatı yoktur. Nasıl yapacaksınız? Gidersiniz yaparsınız. Yani halkı arkanıza alırsanız yaparsınız. O yüzden de kimi şeylerde gri alan yoktur. Ya yani mesela Türkiye'de eşitlikçi bir ekonomiyi kurmak bir günde olmaz. Zaman alır. Ama bazı şeyler mesela yabancı askerler, NATO üsleri, Amerikan üsleri bir günde kapatılmak zorunda. Onlar çünkü halkın tepesinde demokrasinin kılıcıdır. Evet. Şimdi Maçoğlu konusuna tekrar bir açıdan dönmek istiyorum. Tipten Doğan Ergün mesela şöyle bir şey söyledi. Tırnak içinde rekabet görüntüsüne gerek var mıydı dedi.
Maçoğlu'nun adaylığı ile alakalı. Bu konuyla alakalı çok fazla tepki aldınız mı? Yani parti bazlı sormuyorum. Genel anlamda. Bilmiyorum. Hani ne, yani partiler zaten birbirlerinden farklı oldukları için farklıdırlar. Hı hı hı. Ben hiçbir partinin neden bir yerde aday çıkardığı falan, sadece ve sadece şunu, kendileri gibi oluyorlarsa her parti aday gösterebilir, seçimlere katılabilir, katılmayabilir, ittifak yapabilir. Ama şu olmaz, Türkiye'nin her yerinde değişik bir oyun kurmak mesela bu bizim partimize uygun değil. Yani Ankara'da şununla ittifak, başka bir yerde başka bir ittifak falan filan. Bunu herhangi bir şey için demiyorum. Türkiye'deki siyaset kültürü bu hale geldi. Onun dışında Kadıköy'de rekabete gerek var mıydı falan gibi bir şey ben duymadım. Hı hı. Böyle bir gündemimiz hiç olmadı. Olmadı, anladım. Hayır. Sonuç itibariyle yani Kadıköy biraz önce o biraz şeyde kaldı, boşlukta kaldı. Kadıköy'ü kaybetme halinde dedim. Yani ola ki. Evet. Bu seçimdir. Cumhuriyet Halk Partisi kazanabilir. Dolayısıyla Maçoğlu kaybedebilir. Yani aynı zamanda eş zamanlı olarak bu Tunceli'nin de kaybı anlamına gelmiyor mu? Yani bu bana biraz stratejik bir hata gibi geliyor. Çok açık bir şekilde. Hem siyaseten hem politik olarak hem alan kaybı açısından. Yani bu nasıl ve neden göze alınır? Alındı ya da oradaki şeyi biraz daha açarsanız. Şimdi siyasette yani şunu çok netlikle söyleyeyim. Yani Türkiye Komünist Partisi maliyet hesabı yaparak siyaset yapan bir parti değil. Ama öte yandan da zaman zaman belli riskler alınır. Belli hamleler yaparken. Dünyanın da sonu değil. Yani ben dediğim gibi biz 1 Nisan'dan itibaren ortaya çıkacak olan Türkiye tablosunda bu halk adına, emekçiler adına bir alan tutmak istiyoruz. Ki umut artsın, alternatifi güçlendirelim. Bu anlamda dediğiniz doğru, evet bir alanı ya da bir mevziyi kaybetme riski alarak bu adımı attık. Çok açık. Bunu değerlendirdik, yani bunu çok konuştuk, uzun uzun tartıştık. Ama siyasette zaten bazen kararları alırken dediğim gibi artıları, eksileri masaya koyarsınız ve bir hamle yaparsınız. Ama şu an için söyleyeyim, yani bu kararı aldıktan sonra geçen sürede ve çok samimi söyleyeceğim bunu. Doğru karar verdik. Bakın başta tereddütleri olan birisi olarak söylüyorum. Kesinlikle doğru karar vermişiz. Hı hı. Evet, ben şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Telefona gözüm ilişti, annem mesaj atmış, benim oyum TKP'ye diye. Annenize saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Siyasetçi gibi olmadan konuşabilmek belki de dediğiniz gibi biraz daha insanlara yakın geliyor. Peki mesela Türkiye'nin en temel sorunu ekonomi. Şu anda ivedi evet. bir şekilde çözülmesi gereken o, çünkü tencere kaynamıyor ve hayat devam etmiyor. Ne yaparsınız? Sizin mesela çözüm öneriniz parti olarak nedir? Bunun üzerine mutlaka konuşuyorsunuzdur. Tabii. Neler önerirsiniz? Şimdi her konuda yerel yönetimler de dahil olmak üzere şu anda Türkiye'deki temel mesele şu. Ağır bir sömürü var. Bir de Türkiye'nin kaynakları küçük bir azınlığa sürekli servis ediliyor. Bunu da herkes biliyor. Şimdi bir günde çözemeyiz. Ama ilk başta derhal bu halkın, yoksulların, daha doğrusu nüfusun çok büyük bir bölümünün üzerindeki yükü hafifletecek önlemler almak gerekiyor. Bize hep şu soruluyor. Kaynağı nereden bulacaksınız? Evet. Ben de onu soracaktım şimdi. Kaynak da şu. Şu anda Türkiye toplumunun ağır sorun başlıkları olan mesela enerji faturaları değil mi? Doğalgaz, evet. elektrik, gıda, eğitim. Şimdi eğitimde yalnızca özel okulları almayalım. Bugün bir yurttaşımızın çocuğunu devlet okulunda okutması, üniversiteye kadar götürmesi falan. İşte ev sorunu var, yurt sorunu var,
Bütün bunları hesaba kattığımız zaman bu toplumun çok acil sorunları var. Ve bütün bu saydığımız başlıklarda sağlık, eğitim, gıda, enerji, konut, tabii, muazzam paralar kazanan bir kesim var. Biz ilan ediyoruz. El koyacağız. Yani bu temel sektörlerde bir gün dahi devam edemez bu sistem. Bu özel şirketlerin kar alanı olmaktan çıkaracağız. Kaynak buradan bulunacak. Türkiye'de bakın bazı yerlerde konut fazlası var. Türkiye'de sağlığa ayrılan kaynakların önemli bir bölümü özel sağlık kuruluşlarına, hastanelere aktarılıyor. Ve ondan sonra da devlet oralara gidin diye yurttaşlarımızı özendiriyor. Oralara kaynak aktarıyor devlet. Kimin parasını? Sizin paranızı, herkesin parasını. Şimdi bunu durduracağız ve bunu da ilan ediyoruz. Diyoruz ki devletleştireceğiz. Zaten doğal olan bu. Madenleri, enerji kaynakları. Şimdinin tam aksine. Tabii ki. Yani Türkiye'de çok uzun bir süredir tersine çevirdiler. Evet. Şimdi bunu bulduğu, bu kanamayı durdurmamız lazım. Ondan sonra da başka bir boyutu var meselenin. Planlı bir ekonomi. Şu anda Türkiye'de halkın, toplumun ve ülkenin çıkarları doğrultusunda bir ekonomi kurulamıyor. Kar üzerine kurulu. Dolayısıyla mantıksızlık, hani israf deniyor ya, israftan da anlaşılan hep sarayın ampulleri oluyor. O devede kulak. Türkiye ekonomisi de mantıksızlık üzerine kurulu şu anda. Yani kâra yöneliyor. İşte o yüzden betona gömüyorlar ülkeyi. Dolayısıyla çevreyi de, doğayı da tahrip ediyorlar. Şimdi dolayısıyla planlı bir ekonomi için temel sektörlerin devletleştirilmesi lazım. Türkiye, şöyle bir avantajı var Türkiye'nin. Türkiye'de bir sanayi altyapısı var. Evet. Eğitilmiş iş gücü var. Biz eğer halkın gücünü arkamıza alırsak bu asalaklardan kurtulur. Nüfusunda %1-2'si en kaba tarifi. Büyük çoğunluğun çıkarları için o %1-2 şimdiye kadar bu ülkenin kaynaklarını kuruttuklarıyla kalsınlar. Hesap vermesi gerekenler hesap verecekler ama öte yandan da halkın çıkarları doğrultusunda bir düzen kurulması hepimize verilebilecek en güzel armağandır. Kesinlikle öyle bakmak öyle. Gerekir. Bunca yıllık yorgunluktan sonra. Tabii bu kadar kâr ettiler. Kusura bakmasınlar. Artık yeter. Yani, evet. Yeter yani. Evet. Buyurun. Ben yine Kadıköy'e döneceğim. Yani peki, tamam. Çok somut ama. Yani çünkü ya izleyiciler hakikaten bunu merak ediyorlar. Evet. Yani. Şimdi çok iddia. Çok büyük bir iddia bu. Yani Türkiye Komünist Partisi'nin efendim Kadıköy gibi bir ilçede aday gösterip orada iddialıyız, hatta kazanıyoruz. Başka yerlerde de kazanacağız. Çok yükseldi demesi. Tabii ki o, ama Kadıköy büyük bir iddia. Dolayısıyla şimdi mesela Kadıköylüler, bizi izleyenler merak ediyorlar. Ben de merak ediyorum. Fatih Mehmet Maçoğlu kazandı. Evet. Diyelim kazandı. Ertesi gün, yani göreve başladıktan ertesi gün Kadıköy halkı ne görecek? Yani ne değişecek? Ne yapacak? Bir kere ilk önce belediye binasına kocaman gelir gider şeyi asılacak. Evet. Ya o kesin. İkincisi bu halk meclisleri. Şimdi Kadıköy'deki Kadıköy'ün bir avantajı var. Kadıköy eğitimli şey, yoksulu da bol ama şöyle organize olmayı bilen bir nüfusu var. Daha orta direk. Orta direk artık var mı Türkiye'de, ama o da tartışılır. Varsa oralarda kaldı yani. Ama organize olmayı bilen, örgütlenme alışkanlıklarını çabuk yapabilecek bir nüfus yapısı var. Dolayısıyla bu halk meclisleri, mahalle meclisleri en büyük hedeflerimizden bir tanesi. Yani birlikte karar vermek. Üçüncüsü de şeffaflık dedik. Yani mali şey. Üçüncüsü bu kaçağın durdurulması. Şimdi yerel yönetimlerin en büyük problemi aslında yerel yönetim dediğimiz ne? Halka hizmet götürmesi gereken birimler. Şimdi halka hizmet götürürken aslında
bir de kaynakları birilerine sürekli devrediyorlar. Şimdi bunu durdurma iddiamız var bizim parti olarak. Yalnızca Kadıköy'de değil, her yerde. Çünkü muazzam paralar dönüyor. Yani yerel yönetimler Türkiye'de merkezi iktidar kadar olmasa bile çok büyük kaynakların döndüğü yerler ve bunların bir bölümü halka değil, kişilere, şirketlere gidiyor. Bunu durduracağız. Başka ne? Mesela kadrolaşma hiçbir biçimde. Yani bakın şimdi hep tartışılıyor, sormaya da başladılar. İşte siz kazanırsanız işte Kadıköy'ü belediyeye TKP'lileri mi dolduracaksınız diye. Hatta şöyle söyleniyor, teröristler mi girecek? Yani onu kim terörist? Evet evet, yani hayır ben biraz egzajere ederek de söylüyorum ki hani şeyi açalım diye. Türkiye'de Türkiye Komünist Partisi'nin kazandığı bir belediyede dürüst, çalışkan, evet, yurtsever, konusuna hakim kişiler görevli olacaktır. Bunların Türkiye Komünist Partili olması diye bir şey bizim gündemimizde olmayacak. Zaten belediye meclisine kendi adaylarımızı gösterdik ki onlar da uzman kişiler, işte hukukçular, şehir planlamacıları, yani bir yerel yönetimde olması gereken kişiler. Dolayısıyla aslında biz Kadıköy'de, sorunuz Kadıköy olduğu için, aslında alışınanın çok dışına çıkacak bir yerel yönetim tarzını gündeme getireceğiz. Yani biraz şöyle söyleyeyim, şenlikli olacak. Şenlikliden kastettiğim hareketli bir şey. Şov amacıyla değil. Yani şu değil halkçı belediyecilik. İşte esnafı dolaş, poz ver, fotoğraflar çekilsin, sonra çek git. Ya bu tarz artık bıkkınlık verdi. Ama gerçekten de biz halkla beraber karar veren, tartışan, önemli meselelerde gerçekten de yaşayan yurttaşlarımızın, Kadıköy'de ya da başka bir ilçede yaşayan yurttaşlarımızın taleplerini değerlendiren bir anlayış. Bu Türkiye için çok önemli. Çünkü Türkiye'de demin de konuştuk. Siyaset gerçekten önemli. İzlenen bir şey haline. Tabii, çok. Bu asıl, çok önemli. Asıl meselemiz bu. Bunu yaparsak zaten her şeyi hallederiz. Öyle söyleyeyim. Umarım. Yani inşallah öyle olur. Evet. Hakikaten bu ülkenin geleceği açısından, bu sıkışmışlıktan çıkılıp gerçek bir demokrasiye ulaşma açısından bunlar son derece değerli ve önemli şeyler. Yani söylediğiniz şeffaflık, katılımcı demokrasi, halkla iç içe, evet, karar süreçlerine onları dahil etmek. Unutulan şeyler bunlar. Tabii tabii, yani bunlar demokrasinin aslında olmazsa olmazları. Yani vaat ettiğiniz şeyler aslında bir demokrasinin en temel gereklilikleri. Temel gerekliliği ama maalesef çok uzağız. Tabii, yani evet, çok hani uzağız. Bizim ya bir siyasetçi de ya da bir yönetici de dürüstlük aramamız gibi bir şey. Yani zaten olması gereken bir şey. Yani insanın dürüst olması tabii lazım. Tabii. Ama bunu bir aranan nitelik haline çevirdiğinizde orada bir çürüme, bir bozulma oldu. Çok üzücü zaten, değil mi? Tabii ki yani. Böyle bir nitelik aranır hale gelmez ki. Yalan söylememek, dürüst olmak. Yani bunlar zaten temel şeyler, olması gerekiyor. Bunu geçmemiz zaten lazım. Zaten öylesin ki siyasetçisin gibi olmalı yani. Dürüst olmalısın. Ama maalesef öyle bir şey. Tam tersi bir algı var. Devam edeyim mi bir soru? Tabii tabii, buyurun, ne demek? Şimdi şöyle de bir şey var, hakikaten bir anlayış var. Türkiye solu, yani sol sosyalist ittifaklar diyeyim ya da daha sol. CHP ve eski ismiyle HDP engelini aşmadan gerçek bir sol muhalefet yaratılamaz diyor. Yani sizde de böyle mi düşünüyorsunuz? Bunu herhalde Türkiye'de ilk Türkiye Komünist Partisi söyledi. Evet. Devam ediyoruz. Yani şunu... Bunu sizden duymak için yani bunu sormuştum. Evet. Biliyorum sizden de geldiğini. Şimdi CHP ve HDP engeli aşmadan gerçek bir sol muhalefet yaratılamaz düşüncesi. Şöyle açarsak. Burada şimdiki ismiyle DEM diyeyim. DEM ve CHP'yi hangi noktada, hangi düzlemde aynı yere oturtturuyorsunuz? Güzel bence. Yani çok farklılıklar var tabii iki parti arasında. Ama önce şunu söyleyeyim. Engel DEM ve CHP engeli demeyelim de ben daha çok gölgesi diye ifade ediyorum. Yani daha bağımsız hale gelmesi gerekiyor solun. Ama giderek artık Türkiye Komünist Partisi sol kavramını da kullanmaktan
sıkılmaya başladı şu nedenle. Yani o kadar geniş bir kavram ki her şeyi içine alıyor. Yavaş yavaş biz solcu değiliz, komünistiz demeyi tercih eder hale geldik. Çünkü çok büyük farklarımız var. Şimdi DEM ve CHP meselesi, iki parti arasında önemli farklılıklar var. Çok çok ciddi farklılıklar var tabii ki. Ama ikisi de Türkiye solunu kendi şemsiyeleri altında tutmaya çalışan partiler. Ben buna itiraz etmiyorum siyaset tekniği olarak. O kendi tercihleridir. Herkes başka siyasi oluşumları etkilemeye çalışır. Hatta yönlendirmeye çalışır. Ama gerçek solun, devrimcilerin görevi de bu etkilenmeyi direnmektir. Çünkü DEM ve Cumhuriyet Halk Partisi bizim anladığımız anlamıyla, altını çiziyorum, Türkiye'de devrimci mücadeleye yararlı oluşumlar değillerdi. Hatta engel olmaktadırlar o anlamda. İkisinde de geniş anlamıyla dünyaya baktığımız zaman aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin de sosyal demokratlığı çok tartışılır. Ama yine de sosyal demokrasinin alanında duran bir parti. DEM de biraz öyle. Yani bazı benzerlikler var. Önümüzdeki dönemde bilmiyorum daha mı uzaklaşırlar, geçişkenlikler olur mu? Bunu zaman gösterecektir. Ama buradaki sorun şu. Türkiye'de demin saydığımız başlıklar, laiklik, emperyalizm ve piyasa ekonomisi ya da sermaye diktatörlüğü dediğimiz şey. Bunlar karşısında kesin pozisyon almayan bir sol olamaz zaten. Öyle sol olmaya çalışıldığı için biz solcu değiliz artık, biz komünistiz deme ihtiyacı hissediyoruz. Yani bu üç mesele de hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem DEM ya da benzeri daha önceki HDP'nin net olmadığını söyleyebiliriz. En azından öyle söyleyeyim. Tabii işlerinde çok farklı görüşte olan insanlar var. Yani onları ayırıyorum. Ama şurası muhakkak. Bu üç başlıkta gri alan olmaz. Yani ya şu kadar anti-emperyalizm diye bir şey yoktur. Ya da piyasa ekonomisine şu kadar karşı olalım diye bir şey yoktur. Azıcık laiklik. Mesela tutturdular özgürlükçü laiklik falan gibi kavramlar bir ara çıktı. Evet. Ya böyle bir şey yok. Laiklik, laikliktir ya. Zaten laiklik öyle sulandırıldığı için bu hale geldik. Karma ekonomi diye bir şey de yok. Karma ekonomi vardır ama o da belirleyici olan kapitalizmdir, piyasa ekonomisidir. Dolayısıyla biz bugünkü sömürü ilişkileri, laiklik konusu, emperyalizm meselesinde taviz vermeyen bir politikayı savunuyoruz. Ve başka türlü de devrimci olunamayacağına dair bir düşüncemiz var. Ve bunu da yıllar sonra erteleyemeyiz, bu meseleleri. Yani Türkiye'nin acilen bu meseleleri çözmesi gerekiyor. Bizim iddiamız bu. Kimileri diyorlar ki siz hayalcisiniz. Biz de şunu söylüyoruz. Asıl siz bu düzende radikal bir değişiklik olmadan nefes alabileceğinizi zannettiğiniz için hayalcisiniz. Soruyorum. 50 yıldır bu bize hayalci deniyordu. Yaşıyoruz, görüyoruz. Her gün daha kötüye gidiyor. Dolayısıyla Türkiye'de ameliyat gerekiyor. Hem de büyük bir ameliyat gibi görünüyor. Yani Türkiye'nin sorunları, bu çürüme, bu rezalet öyle basit düzenlemelerle bir takım kişiler yerine şu kişiler gelince onlarla olacak gibi hayır, radikal olmaz. Çözümler gerekiyor. Şimdi laiklik dediniz. En temel sorunlardan biri de tarikatlar ve tarikatlarla kurulan bağ. Artık resmi düzeyde Milli Eğitim Bakanı da dahil olmak üzere herkes çok rahat telaffuz ediyor. Meydanlara iniyorlar, şeriat çağrısı yapıyorlar. Çok fazla iç içe geçmiş iki tane yapı. Nasıl bu durumdan kurtulunabilir? Ta ilkokullara, anaokullara kadar girmişler. İmamlar çocuklara eğitim veriyorlar, tırnak içinde eğitim veriyorlar. Esas bundan nasıl kurtulunabilir? Şimdi tarikatları şöyle görmemiz gerekiyor. Tarikatlar Türkiye'de siyasetle ekonomi ikisini birleştiren kurumlara dönüştüler. Aslında her biri bir siyasi parti. Hem siyasi partilerin içinde örgütlüler hem de kendi başlarına da bir siyasi partiler. Hem holdingler, her bir tarikat aynı zamanda holding. Şimdi çok karmaşık bir yapı var. Evet. Bu yapıyla mücadelede de gri alan olmaz.
Şimdi hepimiz biliyoruz, Türkiye'de iktidar partisi genellikle tarikatlara işte prim vermekle suçlanıyor. Ki doğru. Ama öte yandan da Türkiye'de neredeyse bütün partilerin kimi tarikatların desteğini almak için çabaları var. Hatta dikkatle bakarsak bazı yerleşimlerde, özellikle Türkiye'nin doğusuna doğru gidildikçe, bazı tarikatların farklı partilere aday yerleştirdiğini görüyoruz. Bu da tabii aşiret yapısı da buna uygun hale geliyor. Şimdi iyi tarikat olmaz. Ha, tarikatlı mensup herkesin kötü olduğunu söylemiyorum. Ama tarikatlar zaten kanundan da yasak. Tarikatların durdurulması gerekiyor, dağıtılması gerekiyor. Çünkü kapatılması deniyor, yasal olmayan bir şeyi zaten nasıl kapatırsınız? Zaten yok hükmünde. Evet. Kağıt. Şimdi ama bu mesele yumuşak bir şekilde ele alınabilecek bir mesele değil. Çok dik durulması lazım. Aslında Türkiye toplumunun çok geniş bir kesimi, bakın AKP'ye oy verenlerin de önemli bir kesimi, tarikatlardan rahatsız. Yani sanılıyor ki işte böyle sürekli hani Kadıköy'deki, Karşıyaka'daki, Bakırköy'deki bir de şey kodlar var, laikçi teyzeler diye bir, onlar rahatsız. Ya böyle bir şey yok ki. Son derece muhafazakar kesimlerde de tarikatlardan rahatsızlık var. Nedeni çok açık. Yani dinci değil, dindar olanlar rahatsız tabii ki bu durumdan. Ya yani şeyi görüyorlar. Yani çocuklara verdikleri zararı, eğitime görüyorum. Verdikleri tabii. Zararı, bu işten muazzam paralar kazandıklarına dair bir şey ortada. Ama dediğim gibi dik durmak, kararlı durmak gerekiyor. Bu da yapılmıyor. Yani şimdi niye mesela ben söyleyeyim, tabii ki bu kanalda değil ama bazı yerlerde çıktığınız zaman, konuştuğunuz zaman ara oluyor, uyarılıyorsunuz. Ya bu kadar da sert konuşmayın diye. Ya tarikatlara karşı sert konuşmayacağız. Neye karşı sert konuşacağız? Yani aman ürkütüyorsunuz. Neyi ürkütüyoruz? İnanan insanlarla bir derdimiz yok ki bizim. Ne derdimiz olsun? Bizim partimizde de inancı olan insanlar. Elbette, tabii ki. Yani bunun bir şeyi yok. Tarikatların inançla bir ilişkisi yok ki. Bir takım kutsallıkları kullanarak para kazanıyorlar. Güçlerini arttırıyorlar. Yani Türkiye'yi yönlendiriyorlar ve çocukların, gençlerin eğitimsiz kalmaları için de, çünkü özel insanlar aydınlandığında buna karşı çıkıyorlar. Zaten kendileri de söylemişti bunu. Tabii İtiraf etmişlerdi ne kadar çok eğitim düzeyi yüksek olursa. Dolayısıyla bu konularda yumuşak durulamaz. Sert durmak gerekiyor. Yani sertlikten korkmamak gerekiyor. Yani bunu sürekli tekrar ediyorum ama bazı şeyler radikal çözülebilir. Yani tarikatları şirin gözükerek iyi tarikatları ayırmak lazım. Türkiye'de solculuk adına bakın. Tarikatlar sivil toplumudur dendi. Evet, STK olarak niteleniyorlar. Bu artık utancı yaşattılar bize. Sonra işte bize kızmasınlar. Yani siz de işte solda kimseyi beğenmiyorsunuz diye. Bunlar konuşuldu Türkiye'de. Bir tek biz itiraz ettik. Yani o zaman dedik ne dalga mı geçiyorsunuz, ne sivil toplum örgütü. O yüzden de ama ben size şunu söyleyeyim, ciddi bir anlamda bir uyanış var Türkiye toplumunda. Öyle mi görüyorsunuz? Evet, evet. Çaresizlik var ama öte yandan da bir uyanış, bir arayış var. Zaten biz o arayışa tercüman olmaya çalışıyoruz. Evet, bu söylediğiniz gayet umut verici aslında. Öyle bir uyanış varsa şayet son derece umut verici. Yoksa yani. Umudunuz yok mu sizin? Var. Tam da bu noktada o zaman ben bir şey sorayım yine. Şimdi siz de böyle bir uyanışı tespit etti iseniz, şu seçim çalışmaları kapsamında bu uyanışı daha da yükseltecek, bir araya getirecek, onu hareketlendirecek neler yapıyorsunuz? Örneğin sokağı kullanıyor musunuz? Örneğin bir miting yaparak halkı buluşturma, yani o enerjiyi daha da genişletme gibi çalışmalar içinde misiniz? Yoksa efendim işte yine sokak gezerek, esnaf gezerek kendinizi anlatma çabasında mısınız? Yani insanları ve sokağı ne kadar bu denklemin içine, o uyanışı ne kadar kullanarak
bu süreci yürütüyorsunuz ya da ne yapacaksınız? Şimdi bu çok bence güzel bir soru oldu. Şu nedenle bu seçimde insansız bir seçim var. İzliyoruz. Yani pankartlar var her tarafta. Dijital dünyada bir şeyler dönüyor falan ama şey yok. Mitingler de zayıf geçiyor. Evet. Ki muazzam olanakları seferber ediyor siyasi iktidar. İşte emirler gidiyor bir takım kurumlara falan filan. Buna rağmen bir emir de değil, buyruk. Öyle diyelim. Evet, doğru. Fetva da buyruk veriyor yani. Doğru. Şimdi tabii ki ev ev dolaşmak da önemli, temas da önemli ama insanların yan yana gelme duygusu, onu sağlamak. Biz elimizden geldiğince bunu yapıyoruz. Çünkü bizim kaynaklarımız da, bizim en büyük kaynağımız insan gücümüz, örgütlülüğümüz daha doğrusu. O örgütlü gücü sokağa, mahallelere, iş yerlerine yansıtmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Yaptık, yapmaya da devam edeceğiz bu tür kitlesel toplantılar. Mesela bu hafta sonu aslında Yunanistan'dan da bir konuğumuz gelecek. Bir Yunanistan'ın üçüncü kenti Patras'ın belediye başkanı, bizim çalışmalarımıza komünist belediye başkanı destek olmak için bir Hatay Defne'ye gideceğiz. Orada büyük bir toplantı yapacağız. Çünkü Hatay Defne de bizim iddialı olduğumuz yerlerden bir tanesi, biliyorsunuz depremde en ağır yıkım alan yerlerden bir tanesi. Tabii ki şey çok önemli. Sorduğunuz soru şu nedenle önemli. Bakın, insanlar yan yana gelmediklerinde daha umutsuz oluyorlar. Bir araya gelen insan, enerjiyi toplamak. Tabii ki. Ve bakın, bu doğal afet denilen ama aslında insan eliyle yaratılmış bir felaket olan işte deprem, sel gibi şeylerde de tek başına olan insan çaresiz ve yıkık hissediyor. Ama mesela o depremdeki dayanışma niye önemliydi? İnsanların yalnız olmadıkları hissi. Şimdi bu siyasette de geçerli. Tabii, umut yükseliyor her şey. Tabii ki. Yani bu ülkeye baktığınız zaman sadece tarikatları görürseniz, sadece sömürüyü, eşitsizliği görürseniz, adaletsizliği, zorbalığı görürseniz, siyasete baktığınız zaman sadece bağırıp çağıran, sağa solu suçlayan insanlar görürseniz umutsuzluğa kapılırsınız. Bunun alternatifi birbirimize dokunmak, birbirimizi dinlemek, beraber hareket etme yeteneği. TKP'nin de en büyük gücü bu. Çünkü TKP'nin çok sınırlı kaynakları var, maddi kaynakları var. O yüzden de tabii ki mümkün olduğu kadar insanları harekete geçirmeye çalışıyoruz. Evet. Yine hızlı geçti zaman. Bitti mi vaktimiz? Bu kadar mıydı? Son. Bizim Salim Bey'le böyle oluyor program. 3 saat ama 3 saat su gibi akıyor. Çok hakikaten güzeldi. Çok az zamanımız kalmış. Evet, çok az bir zamanımız kaldı. Tabii buyurun. Ben şunu söyleyeceğim aslında, her zaman dediğim gibi, yani Türkiye'ye baktığınız zaman karanlık bir tablo görüyorsunuz. Evet. Evet, doğru, ama bereketli topraklarda yaşıyoruz. Bu ülke karanlığı ürettiği gibi olağanüstü şeyler de üretmiş. Kesinlikle. Çok büyük edebiyatçılar üretmiş, çok güzel gençler üretmiş, değil mi? Yani 20 yıl yaşamışlar ama güzel yaşamışlar. Bu çok değerli için, sanatçılar. Bu ülke 10 yıl geçti belki üzerinden ama işte 11 yıl oldu. Bir gezi direnişi yaşamış. Evet. Yani ülkeden umudu kesilmez. Aslında bütün dünyada da en çok umut kesilen anda halklar ayağa kalkmış. Şöyle en dibi bir görüp, değil mi? Ondan sonra o yüzden doğru bir sıçrayış. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmayalım. Bazen evet yıllar geçiyor diyeceksiniz ama ülkelerin tarihinde 5 yıl, 10 yıl hatta 20 yıl çok uzun bir süre değildir. Evet. Ve ben şuna inanıyorum. Yaklaşmakta olan dönem yalnız Türkiye'de değil, dünyada da insanlığın ayağa kalkacağı bir dönem olacak. Çünkü sürdürülemez bir rezalet var. Söyleyeyim, yani sürdürülemez bu. O yüzden de bütün herkes, tabii ki böyle kanıksamayalım ya da kolay değil işimiz ama kimse umutsuzluğa kapılmasın. Bu ülkenin kaynakları bu ülkeyi ayağa kaldırır. Evet. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Başarılar diliyoruz size de seçimlerde.
Peki o zaman kısacık bir ara, daha sonra Sayın Salim Şen'le ben baş başa sohbet edeceğiz. Daha adil İstanbul için 10 büyük proje geliyor. 10 yeni sosyal yaşam merkezi.